Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak aşkına, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için çok az malzemeli ve çok pratik bir yemek tarifi hazırladım. Özellikle yazın çok sık yaptığım zeytinyağlı kabak tarifime eminim sizler de bayılacaksınız. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Tarifim için toplamda 6 adet kabak kullanıyorum. Güzelce yıkayarak hazırladım. Kabakların ilk olarak uç kısımlarını kesiyorum. Sonrasında çatalla bu şekilde çizikler atıyorum. Ve tüm kabakları aynı şekilde hazırlıyorum. Uç kısımlarını keserek çizik atıyorum. Kabakların tamamını hazırladıktan sonra çok ince olmayacak şekilde doğruyorum. Tüm kabaklarımı doğradım ve hazırladım. Tarifim için 4 adet domates kullanıyorum. Domatesleri de yıkayıp hazırladıktan sonra kabuklarını soyuyorum. Kabuklarını da ayrı bir kaseye alalım. Sonrasında içerisine tuz ekleyeceğiz. Karıştırdıktan sonra suyunu çıkaracağız. Domateslerin kabuğunu soydum. Şimdi kabukların üzerine bir miktar tuz serpiyorum ve güzelce karıştırarak bir 5 dakika dinlendiriyorum. Böylece domatesin kabuklarını da sulandırmış oluyoruz. Yemeğimizde kullanacağız. Şimdi kabuklarını soyduğum domateslerin ortasındaki sert kısmı aldıktan sonra çok küçük olmayacak şekilde doğruyorum. Domatesin tamamını doğrayarak hazırladım. Tarifim için 2 adet de kuru soğan kullanıyorum. Kabuklarını soyarak hazırladım. Soğanları da çok ince olmayacak şekilde doğrayarak hazırlıyorum. Sonrasında hemen yemeğimi ocağa koyacağım. Soğanların da tamamını doğradım. Tencerenin altını henüz açmadım. İlk olarak doğradığım soğanları tencereye aktarıyorum. Herhangi bir ön pişirme işlemi uygulamıyoruz. Tamamını tencereye alarak pişireceğiz. Soğanların tamamını tencerenin tabanına dizdikten sonra doğradığım kabakları ekliyorum. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Sonrasında kabağın üzerine doğradığım domatesleri ekliyorum. Çay kaşığı tuz ekliyorum. Beş diş sarımsağın kabuklarını soyup doğradıktan sonra onları da ekliyorum. Daha sonra içerisine bir çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Yarım limonun suyunu sıktım, onu ekliyorum. Tüm malzemeleri tencereye koydum. Şimdi domates kabuklarını iyice sıkıyorum. Suyunun tamamen çıkmasını sağlıyorum. Kabuklar tuzla birlikte iyice yumuşadı ve suyunu saldı. Yeteri kadar karıştırdıktan sonra suyunu sıkarak kabukları içerisinden çıkartıyorum. Yaklaşık yarım çay bardağı kadar da domates suyu ekliyorum. Yani yemeğimizde hiç su kullanmıyoruz. Şimdi tencerenin kapağını kapatıyorum ve yüksek ateşte kaynamaya bırakıyorum. Yemeğim kaynamaya başladıktan sonra tencerenin altını kısık ateşe getiriyorum. Bu şekilde yaklaşık bir 10 dakika pişiriyorum. 10 dakikanın sonunda yemeğimizi sadece bir kez olmak şartıyla karıştırıyoruz. Kabak çok yumuşak bir sebze olduğu için çok fazla karıştırmaya gelmiyor. Fazla karıştırmanız halinde hem dağılır hem de ezilir. Güzelce karıştırdım. Tekrar kapağını kapatıyorum ve yaklaşık bir 20 dakika pişiriyorum. 20 dakikanın sonunda yemeğim suyunu çekti ve güzelce pişti. Pişen yemeğimi 1 saat boyunca dinlendiriyorum. Yemeğin üzerine dökmek için sarımsaklı yoğurt hazırlıyorum. Bunun için bir kase yoğurdun içerisine 2 diş sarımsak rendeliyorum. Sarımsağın tamamını rendeledim. Biraz da tuz ekledikten sonra güzelce çırparak hazırlıyorum. Yemeğim dinlendi. Üzerine dökeceğim sarımsaklı yoğurdum da artık hazır. Kendi suyunda pişirdiğim kabak yemeğim artık servis için hazır. Hemen servis tabağına alarak sizler için sunuma hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi çok fazla malzeme gerektirmiyor. Gerçekten çok da lezzetli oluyor. Dilerseniz bu şekilde de tüketebilirsiniz. Son olarak ben üzerine sarımsaklı yoğurt döküyorum. Gerçekten çok daha lezzetli oluyor. Yoğurdun üzerine son olarak pul biber ve kuru nane serpiyorum. Tabii ki sizler istediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz. Lokum gibi kıvamı ve harika lezzetiyle gerçekten çok güzel bir yemek oldu. İnşallah sizler de tarifimi denediğinizde benimle aynı fikirde olacaksınız. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.